Şiddetin pek çok boyutu olabilir. Elbette ki aileye bakmak gerekiyor. Çünkü hepimiz aile içerisinde, aile ortamında büyüdüğümüz için bizi yetiştiren kişiler, ebeveynlerimiz, bu anne baba olabilir ya da ebeveyn rolündeki bir başka kişi olabilir. Ama çok daha ana rahmine düştüğümüzden bu yana birçok şeye tanık oluyoruz. Daha anne karnındayken ki bir takım şeyleri algıladığı gösteriliyor artık bebeklerin ki daha sonra doğduktan sonraki gördüğü, öğrendiği, tanık olduğu pek çok şeyden bir boş bant düşünün, bir CD düşünün, oraya sürekli kayıt oluyor bütün bilgiler ve daha sonra erişkin birey haline dönüşüyoruz. Tabii ki aile bir başka önemi var çünkü kadına yönelik şiddetin ya da şiddetin en çok görüldüğü yer aile içerisi. Aslında sokakta, dışarıda, dış dünya daha tehlikeli gibi algılanır ama aslında bakıldığı zaman tüm dünyada kadına yönelik şiddetin daha çok kendi ailesi içerisinde gerçekleştiği gösterilmiş. Ama bu kendi anne babası, çekirdek ailesi, geldiği aile ama evlendiği zamanki eşi ile kurduğu aile. Bebek doğduktan sonra çok daha küçük aylarda da ilk doğdu ve anne emziriyor diyelim ki. Zaten bebek kendisini annenin bir uzantısı olarak algılar. Anne karnından çıktı ve emiyor. Anne ile kendisini çok ayrı kişiler olarak algılayamaz. Onun bir parçası olarak algılar ve acıktığında, susadığında ya da bir yeri ağrıdığında, uykusu geldiğinde, üşüdüğünde ona yanıt veren tek kişi, en önemli kişi annesidir. O çağlardan itibaren bebek kendisine nasıl davranılırsa kendilik algısı da o şekilde oluşur. Ne kadar çabuk dürtülerine, ne kadar çok ihtiyaçlarına yanıt verilirse zamanında ve tatmin edici bir şekilde bebek o kadar çok kendisini tam, doğru, yeterli algılar. Hatta Winnicott diye ünlü bir psikiyatrist bu da ben bana verilenim. Yani bebek kendisine verilen duygu, saygı, gösterilen muamele sevgi. Her neyse sevgi kendisini o şekilde algılar. Ve engellenmelere de duyarlıdır. İşte o yüzdendir ki hemen ufacık bir acıktığında hemen ciyak ciyak bağırması, ağlaması, altı kirlendiğinde aynı şekilde bağırması, anında yanıt ister. Kendini öyle ifade ediyor. Öyle ifade ediyor. O dönemde işte bebeğin bütün ihtiyaçlarını tam zamanında karşılamak temel güven duygusunu en çok oluşturan unsurlardan bir tanesi. Daha sonraki yaşamın devamında aslında temel güven duygusuna katkıda bulunan pek çok başka davranış var. Daha sonra bebeğin işte daha büyüyüp bir takım şeyleri söylediğiniz gibi tekrar etmesi, işte mimikleri tekrar etmesi, anneyle gülüşmesi, gel gel yapması, CE oyunları, emeklemesi derken bebek anneden aslında yapışık olarak algılıyorken kendisini bir süre sonra bağımsız başka bir varlık olduğunu algılamaya başlar. Bir motor gelişimiyle de birlikte tabii anneden fiziksel olarak da uzaklaşabilir hale gelince belki 9 ay civarından söz ediyor olabiliriz. Ve daha sonrasından o dönemde de kendisini farklı bir birey olarak algılama eğilimi vardır. Bir taraftan birey olup hani kuş olup uçmak, bir taraftan da o işte annesinin nazlı kuzusu olarak kalmak arasında bir duygu çatışması yaşar. Ama sağlıklı olan o dönemde bebeğin büyümesini, işte bir birey olmasını destekleyecek tutumlar sergilemektir. Evlilerde eşlerine bağlılık anlamındaki kopamamak bu durum mu efendim? Evet, aslında öyle bir bağlantısı da var. Sağlıklı bağlanma diyoruz. Sağlıklı bağlanma işte bu çok doğar doğmaz olan anneyle meme üzerinden olan alışveriş, sevgi, ilgi, yemek alışverişi daha sonrasında devam eder. Yaklaşık 9. ayda ayrılma bireyleşme dediğimiz süreç gerçekleşmeye başlar ve 3 yaş civarında da hani bunun temelleri atılmış, şekillenmiş olur, iskeleti oluşmuş olur. Eğer ki sağlıklı bağlanma gerçekleştirdiyseniz, örneğin annesiniz, doğum yaptınız, 3. ayda işe başlamanız gerekti. Bebeğinizi anneanneye, bakıcıya, birine bıraktınız, sabah işe gidiyorsunuz, arada emzirmeye geliyorsunuz, dönüyorsunuz. Bebek bir tabii ki hayal kırıklığı yaşar. Çünkü siz onun vücudunun bir parçasıydınız, o da sizinkinin ve bir kopuş olur. Fakat bir süre sonra bakar ki siz gidiyorsunuz ama geri geliyorsunuz. Gidiyorsunuz ama geri geliyorsunuz. Nesnenin sürekliliğini anlamaya, fark etmeye başlar. Üstelik de siz yokken sizin yerinize geçen, aynı şekilde ona gülen, ona sizin yokluğunuzu aratmayan
öyle iyi davranan anneymiş gibi bir başkası vardır. Babaanne ya da bakıcı. Babaanne bir başka, baba olabilir, bir başkası evet. olabilir, bakıcı olabilir. Bebek bu şekilde bir bağlandığı nesnenin ortadan kaybolduğunda geri gelmeyeceğini zannederken bir süre sonra bunu tecrübe ede ede sağlıklı ilişki kurduğu nesnenin yani annesinin gitse bile geri döndüğünü fark eder. Sağlıklı bağlanma gerçekleştirmiş insanlar, bireyler sağlıklı ayrılma da gerçekleştirirler. Buradaki ayrılma bir kopuş ve tamamen vazgeçiş değil. İşte gidip geri dönebilir. Bir ilişkiye bir süre ara verilip geri kaldığı yerden devam edilebilir gibi. İlişki yaşamdaki bağlanma defektleri ise, bağlanma noksanlıkları ise birçok kişiye göre böyle ben de katılıyorum. Çocukluk çağında o erken çocukluk yaşantılarında sağlıklı bağlanma gerçekleştirememiş kişilerin yakın ilişkilerde yakın ilişkileri sürdürememeleri, orada da bir sağlıklı bağlanma gerçekleştirememeleri söz konusu olabilir. Bu ıssız adam gibi. Tüm dünyada aslında bakıldığı zaman şiddet davranışının aslında pek de insan seçmediği gösterilmiş, görülmekte. Elbette ki düşük sosyokültürel düzeyde, düşük eğitim düzeyinde, düşük ekonomik düzeyi olan, daha az gelişmiş bölgelerde, yörelerde daha sık görüldüğünü tahmin ediyoruz. Daha da sık görülüyor. Fakat üniversite mezunu bir kadının başına da gelebilir, son derece kültürlü, hatta bir psikiyatri hekimi bile olabilir. Yani evet. şiddet uygulayan kişi. Her gruptan, her meslekten, her dinden, dilden, ırktan insan şiddet uygulayabilir ya da şiddete maruz kalabilir. Bu çünkü ya tanık olduğu, yaşadığı, büyürken ki yaşadığı ortamda çatışmalı bir biçimde büyümüş olabiliyor ki şiddetin kalıtıldığını biliyoruz. Yani bu genetik olarak geçiş gibi düşünülmesin, biyolojik bir geçiş değil belki ama nesilden nesile bir aktarımı olduğunu görüyoruz. Şiddet uygulayan birey pek çok yönünü törpülese de, pek çok şeyden kurtulsa da sözünü ettiğiniz örneğin işte çok kültürlü ya da entelektüel ya da bilinçli bir erkeğin de bunu uygulayabildiğini, belki de işte o törpüleyebildiği kadarı o, bilmiyorum. En azından neden uyguladığıyla ilgili sorgularsa eğer ki yardım alabiliyor. Pek sık sorulan bir şey, hani işte şiddet uygulayan kişiler hasta mı? İşte psikiyatrik tedavi onları düzeltir mi? Bu birazcık çelişkili bir soru, çelişkili bir yanıt. Çok ince bir noktası var çünkü eğer ki bu bir hastalık penceresinden bakılırsa o zaman işte mazur gösteren bir durum değil mi? Çünkü ben hastaydım, bilmeden yaptım, istemeden yaptım gibi bir şey. O yüzden şiddet davranışı bir psikiyatrik sendrom, bir hastalık değildir. Elbette ki şizofreninin, bipolar bozukluğun ya da başka rahatsızlıkların atak dönemlerinde şiddete meyilli olabilir. Kişi kendine de zarar verme eğiliminde olabilir. Ama bunlar çok istisnai durumlar ve o döneme özgü durumlar. Şiddet uygulayan kişi depresyonda olabilir, alkol bağımlısı olabilir, bir takım ruhsal sıkıntıları olabilir. Bu sadece tahammülsüzlüğünü kolaylaştırır. Tahammülsüzlüğünü anlamamızı, çabuk sinirlenmesini, işte öfkesini denetleyememesini biraz daha anlamamızı sağlar. Evet, psikiyatrik yardımın o anlamda katkısı olabilir kişilere. Dürtü denetimini öğretmek, öfke kontrolünü sağlamak anlamında ama şiddet davranışı bir suçtur. Bunu işleyen kişi de suçludur. Bunun altını çizmek istiyorum. Anne orada çocuğuna elini kaldırdı ve pişmanlık duydu. Ya da duymadı. Yani böyle pişmanlık duymamasını önlemek için neler yapmalı? Bunu tekrar edebilir misin? Şimdi anne eğer ki çocuğu terbiye etmeyi, çocuğu sakinleştirmeyi ya da otorite kurmayı ya da bir davranışı öğretmeyi ancak şiddet uygulama yoluyla yapabileceğini zannediyorsa, öyle öğrenmiş olabilir, öyle görmüş olabilir ya da içinden öyle bir duygu geliyor olabilir. Ama içimizden gelen her duyguyu takip etmiyoruz değil mi? Tabii ya da aklımıza gelen her şeyi yapmıyoruz. Nasıl ki bir mantık süzgecimiz var, nasıl ki sonuçlarını düşünüyoruz ve sonra da olumsuz sonuçlara ağır basıyorsa o davranıştan uzak duruyoruz. Şiddet de böyle bir şey. Gerçekten çocuk bakımı çok zor, zahmetli. Yani bir taraftan kendisine saygısı olan, özgür, bağımsız, düşünen, daha yaratıcılığını engellemediğiniz bir çocuk yetiştirmek isteyebilirsiniz. Ama bu da bir taraftan sizin otoritenizin daha çok sarsılacağı, o çocuğun daha fazla yaratıcılıkla beraber daha fazla raydan çıkacağı anlamına da gelebilir.
Ya da siz belli bir tür çocuk yetiştirmek istiyorken ailenin diğer bireyleri sizinle paralel davranmıyor olabilir. Dolayısıyla çocuğu terbiye etmek, tırnak içinde söylüyorum, ya da ona bir eğitim vermek ya da bir görgü vermek adına daha aceleci davranabiliyor ebeveynler. O noktada da hep şeyi düşünmek lazım. O an çocuğu vurdunuz, dövdünüz, bağırdınız, azarladınız diyelim ki ve bu rencide edici, kırıcı, incitici bir şekilde oldu. Çocuk orada o davranışının sonucu olarak öyle algılamıyor. Yani ben bu davranışı sergilediğim için annem bunu yaptı değil mi? Ben kötüyüm, ben yanlışım ve annem beni sevmiyor gibi bir anlam çıkarmış oluyor. Aslında orada amaçlanan ne? O davranışın olumsuz sonuçlarını azaltmak, çocuğun bir daha davranışı yapmamasını sağlamak. Orada kendinizi tutmanız gerekiyor tabii ki. Yani insan gerçekten bazen çok öfkelenebiliyor çocuk yetiştirirken ama bunu hatırlamak gerekiyor. Ben onu yaptığında sadece onu incitmiş, yaralamış olacağım ve yaralanmış bir çocuğun hiç kimseye bir yararı yok. Kendisine de bir yararı yok ve o şekilde söylediğinizde çocuk da anlamıyor. Korku duygusuyla, terör duygusuyla sizin verdiğiniz mesajı anlamıyor ve tekrar aynı davranışı bir başka sefer sergilemiş oluyor. O zaman ne oluyor? Yeterince, yine tırnak içinde söylüyorum, dövmemiş olduğunuz için yaptığını düşünürsünüz. Çünkü dövdüğünüz yine aynısını yaptığına göre, evet, bir birim dövdüm, o zaman iki birim döveyim gibi bir sonuç şiddet çıkarmanız gerekir. Hızlanıyor. Evet. O yüzden çocuk yanlış yaptığında ona sen şu davranışı yaptığın için bunun da böyle bir sonucu oldu. Ben senin bu davranışına kızıyorum. Bu davranışı sergilemeni istemiyorum. Sana değil, senin o davranışına kızıyorum dediğinizde çocuk yavaş yavaş ayırt etmeye başlar. Beni çok seviyor. Ben ne tür yanlış yaparsam yapayım, annem babam beni hoş görür, affeder ve doğrusunu öğrenme fırsatı verir bana. Ama bu davranışı tekrarladığım için bana kızdı. Bu yanlışı yaptığım için kızdı. O zaman ben bunu yapmayayım demesi için o mesajı defalarca vermek gerekir. Sizin sorduğunuz biraz da şey gibi değil mi? Anlık geldi. O anki anda anne kendini nasıl sakinleştirmeli? Nasıl sakinleştirmeli? Bunun pek çok yolu olabilir. Duruma göre değişir. Diyelim ki evdesiniz. Bir senaryo yazayım şimdi. Hı hı. Tek başınızdasınız. Çocuk da küçük ve ilk annelik deneyiminiz. Bir türlü susturamıyorsunuz. Kolik ağrısı var ya da işte uyumamışsınız sabaha kadar. Bir anda çocuk çok ağladığı için onu işte uyutamadığınız için kendinizi çok kötü hissettiniz ve sarstınız bebeği. Bu da bir şiddet davranışı. Yani salladınız, sarstınız, işte fırlattınız. Beyin kanaması geçirme olasılığı bile olabiliyor. Körlük olabiliyor. Gözden giden sinirlerde kopma olabiliyor. Böyle bir şey söz konusu olabiliyor. Buradan başlıyor hani şiddet davranışı. O noktada anne uyutamıyorsa bebeği, uyumayıversin. Dövmenizden iyidir, sarsmanızdan iyidir. Birkaç dakikada olsa susturamıyorsunuz. Ağlasın, bırakın yatağına düzgün bir şekilde. Siz gidin öbür odaya. Birkaç dakika pencereden dışarı bakmak olabilir. Yüzünüze soğuk su çarpmak olabilir. Birkaç lokma bir şey yemek olabilir. Çünkü şekeriniz düşebilir. Emziriyorsunuz, uykusuzsunuz, yorgunsunuz, değil mi? O zaman bedensel olarak kendinizi daha iyi hissedecek birkaç bir şey yaparsanız geri döndüğünüzde hem siz yanlış bir şey yapmamış olmanın verdiği huzurla kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hem de bebek zaten bebek yani. Hani ağlıyor, yaptığı bir şey yok. Yani bu şiddet tek değil. Yani dediğim gibi bu kadına şiddet ve annenin zemininde çocuğunu güzel bir şekilde yetiştirdikten sonraki, hı-hı, süreci daha güzel bir yol alır. Ama bu eksiklikler olduğu zaman da, evet, işte böyle sorunlar ortaya çıkıyor gerçekten de. Şimdi risk grupları neler dersek, hı-hı, aile için? Hı-hı. Risk grupları tabii ki ailesinde şiddet öyküsü varsa, yetiştiği ailede bir kadının ya da bir erkeğin ileriki yaşamında kendisine şiddet uygulayacak ortamlara girmesi, bulunması, böyle kişilerle birliktelik kurması olasılığı yüksek. Çünkü geçmişteki aile modeli neyse bildiği gerçek o, bildiği sağ kaldığı, içinde tuhaf bir şekilde sağ kaldığı ortam o olduğu için aynı ortamın bir benzerini arama eğilimi olur. Bir tür yineleme zorlantısı gibi. Demek ki hani ailede şiddet varsa geçmişinde, ileride de olma olasılığı yüksek. Düşük sosyokültürel düzey bir risk. Okuryazarlığın düşük olması, erken yaş evlilikler, erken yaş gebelikler, aile desteğinin düşük olması. Daha sonra ailede alkol madde kullanımı varsa, bozukluğu varsa bunlar risk oluşturuyor. Gebelik dönemi ve lohusalık dönemi yine riskli dönem. Şiddete en çok uğranan, kadınların en çok uğradığı dönemlerden bir tanesi. Şimdi hemen hızlıca aklıma geliverenler bunlar. Hı hı.
Eğitim ve ekonomik durumda evet, etken olabiliyor değil mi? Olabiliyor. Düşük eğitim düzeyindeyseniz bir kere başınıza gelen şiddetin şiddet hemen fiziksel olarak başlamayabiliyor. Önce sözel şiddet olarak başlayabilir. Ya da eşinizle birlikte olmak istemediğiniz zamanlarda ya da biçimlerde eşiniz sizi buna zorlayabilir. Şiddet çünkü ilk başta daha küçük dozlarda ortaya çıkar genelde ve daha sonra tırmanan bir davranıştır. Siz şiddetin şiddet olduğunu, o davranışın şiddet olduğunu daha ilk başlardan fark edip, örneğin bu konuyla ilgili bilinçlenebilseniz, yardım alabilseniz, destek alabilseniz belki daha ciddi boyutlara ulaşmayacak. Demek ki eğitim bu anlamda şart. Siz okur yazar değilseniz, değil mi? Açıp internetten bir şey bakamazsınız, gazete okuyamazsınız, bir broşür okuyamazsınız. Ya da işte evde şiddete maruz kaldınız, eğer ki telefon numarası çevirmeyi bilmiyorsanız değil mi? Yardım alamazsınız. Alamazsınız. Ya da bir yere gideceksiniz, evden uzaklaşmanız gerekti. Bir yerden bir yere dolmuşa bineceksiniz ya da otobüse bineceksiniz. İneceğiniz durağı vesaireyi bilmeniz gerekiyor. En basit haliyle. Ya da mevcut evliliğinizi ya da içinde yolunda gitmeyen ilişkinizi bitirmek istediniz ama aile desteğiniz yok, bir eğitiminiz yok, işiniz yok diyelim ki, bir yeteneğiniz ya da alaylı olarak yetiştiğiniz bir iş de yoksa, paranız yok, kucağınızda çocuğunuz, kolunuzda altın bileziğiniz yok. Ne yapacaksınız, kime sığınacaksınız? Artık korkuluyor Arzu Hanım. Yani hani tamam, işim gücüm de yok. Ailemden de şöyle bir öykü var. Yani gelinliğinle çıktın, kefeninle geri döneceksin diye bir kural da var biliyorsunuz. Dolayısıyla yani hani kendini nasıl özgür hissedebilir, neler yapabilir kadın? Kadının eğer ki kendi ailesi destek olmuyorsa destek kaynaklarını araştırması gerekiyor. Anne babanız örneğin evde o yaşanan sorunları aktardınız. Size diyebilir işte gelinliğine çıktın, kefenine geleceksin, idare edeceksin, hoş göreceksin. Durumun vehametini tekrar tekrar anlatmak gerekiyor belki yapılan şeyleri. Belgelemek olabilir. Ses kayıtları, görüntü almak yani eşin kendisine muamelesini bir şekilde. Bunu kendi ailenize gösterip en azından olayın ne kadar vahim olduğunu anlamasını sağlayabilirsiniz. Aileniz hoşgörü göstermeyebilir, size destek olmayabilir. Ne yazık ki böyle bir çok örneklerini görüyoruz. O zaman mutlaka bir komşunuz, akrabanız, arkadaşınız varsa oradan destek almak. Diyelim ki yok, çocuğunuzun öğretmeni olabilir, mahallenizdeki okumuş, bir şeylerden anlayan, bilen bir kişi olabilir. Dayanışma dernekleri var, kadına yönelik şiddetle ilgili toplumumuzda pek çok küçük yerleşimlerde bile bulunan, oralara başvurulabilir. Baroya başvurulabilir. Hani şikayet boyutuna varmadan... Baroya nasıl başvurulabilir? Çok özür diliyorum. Baronun onları da bilsinler. Bir dayanışma hattı var. Şu an numarası aklımda değil ama hani internetten bakıldığı zaman ya da o şekilde bildirebiliriz. Orayı aradığınızda zaten ücretsiz bir danışmanlık veriliyor size. Hatta davalaşma süreci olursa ücretsiz avukat teminine kadar da gidilebiliyor. Hani işler yasal boyuta gitmeden önce nasıl yardım alınabilir ya da yasal boyuttan sonra nasıl yardım alınabilir, o kısmı var. Bir kere zaten fiziksel şiddet aşamasına gelmişse tekrarlayacağı çok büyük olasılıkla bilinen bir durum. Hani bir kereye mahsus yaptım, yanlışlıkla yaptığımın arkası gelme olasılığı var. O nedenle fiziksel şiddete maruz kalan her kadının bence bunu belgelemesi ya da bununla ilgili şikayetçi olması gerekir. Çünkü genelde affedilip hoş görülüp bir daha olmayacağı varsayılır. Bu tekrar olur, tekrar olur. Erkek bu davranışından bir şey öğrenmemiş olur. Yani dövüyorsunuz, affediliyorsunuz, bir daha dövünce bir daha affediliyorsunuz. Demek ki bir daha döversen bir daha affedilirim. Yani davranışın sonucu bu. Sizce cezalar yeterli mi? Cezalar yeterli mi? Kadını yani cezalardan öte önlemek için uygulanan yöntemler o kadar yetersiz ki. Şimdi cezaların bir caydırıcılığı olması gerekiyor. Şimdi cezalar konulurken işte birini öldürmeye verilen cezayla işte birine tokat atmaya verilen cezayı benzer tutunca tabii insanın içinden geçiyor değil mi? Birisine şiddet, savunmasız birine şiddet uygulayan bir kişi işte en kötü cezayla cezalansın istiyor. İnsanın içindeki duygu bu. Fakat o zaman diğer daha ağır suçları neyle cezalandıracaksınız? Diyelim ki idam gelsin. İşte bir ara vardı işte cinsel istismar için. Şimdi yapılan bir çalışmada, araştırmada geriye dönük bu DNA analizleri, genetik analizler falan yokkenki dönemlere geriye dönük bakıldığında
pek çok suçsuzun masum olduğu halde bir takım görgü tanıklarının tanıklıklarıyla idam edildiği fakat daha sonra DNA analizleriyle aslında onların masum olduğu ortaya konulmuş. Şimdi hani idam geri dönüşü olmayan bir şey. Ve görgü tanıklarının da olay sırasında bir takım duygularıyla tanıklık ettikleri fakat daha sonra aynı kişi gösterildiğinde onun ne olduğunu bilemedikleri gibi durumlar var. Şimdi o zaman siz neye göre kimi idam edeceksiniz? Yani bir takım suçlara cezalar oluştururken bunların hem caydırıcı olması hem diğer insanlara örnek teşkil etmesi gerekiyor ki suç işleyen diğer kişiler de "Aa, ben bunu yapmayayım" diyebilsinler. İdam cezasının bir caydırıcılığının aslında pek de olmadığını görüyoruz aslında geriye dönük baktığımızda. O yüzden cezalandırmadan önce önlemleri konuşmak gerekiyor. Bunun bir ülke politikası olarak yürütülmesi gerekiyor. Çok ince, küçük küçük birimlerle köylere kadar toplumu bilinçlendirmek, insanları bilinçlendirmek, yardım merkezlerini ulaştırmak gerekiyor. Yani cezadan çok ben bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. İşte gözüm döndü, şuurumu kaybettim, evet. Bir an bilincimi yitirdim, evet. Gibi suç işleyenler genelde suçu mazur göstermek için böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Akli melekelerin yitirilmiş bir daha çok psikiyatrik tanımı olarak işte demans, Alzheimer, bunama gibi durumlar. Mental retardasyon dediğimiz zaten zeka kapasitesi belli bir düzeyin altında olan engelliler ya da beyin kanaması geçirmiş, felç geçirmiş. Bu tür durumlardaki kişiler daha çok akli melekesini yitirmiştir. Ya da çok ileri derecede tedaviye yanıt vermeyen şizofreni ya da başka rahatsızlıklar da olur. Hı hı. Ama işte ben trafikte beni solladı, benim de bir an gözüm döndü, zaten işte sinirliyim, antidepresan da kullanıyorum, ben de işte böyle yaptım. Böyle bir hafifletici neden yok. Bu akli melekesini yitirmek değil. Bu engellenmeye tahammülsüzlük. Yani çok küçük yaşlardan işte engellemelere tahammül öğretilebilmiş olsa idi. Evet. Baştaki konuştuğumuz gibi. Baştaki şeye geliyoruz. Yani siz ağladığınızda annenizin o sırada o saniye sizi emzirmemesi bir engellenmedir mesela. Ama çocuk bu engellenmenin ardından şefkatle birazdan kocaman gülümsemesiyle gelen anneyi gördüğünde yatışır. Her engellenmenin bir toleransı olduğunu, bir yavaş 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 çocuğun katlanma kapasitesi artar. Ama siz her engellenmede olay çıkarıyorsanız, diyelim ki küçük bir oğlan çocuğu işte ya da kız çocuğu bir şey istedi, yapmadınız, sinirlendi, yumrukladı, ısırdı sizi, işte etrafı boyadı, yapma dediğiniz bir şey yaptı. Siz de güldünüz, komik geldi, sevimli geldi, pekiştirmiş oluyorsunuz. O davranışı tekrar tekrar yapıyor. Hayır anneciğim, onu yapmamalısın. Hı-hı, bunu demek yapmamalısın lazım. Şundan dolayı. Yerine şunu yapabilirsin. Bunu yaptığın zaman daha iyi olur. Yani bunu defalarca pekiştirmeniz gerekiyor. İletişim ve konuşmak bu durumda çok çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Bir de mesela ben şeyi görüyorum işte. Arkadaşını dövüyor çocuk. İşte aferin yavrum, iyi yaptın. İşte kendini şöyle koru, sen de onu savunma böyle vur gibi. Savunma anlamında düşünülüyor. Savunma aslında da değil, sen onu incit, sen onu saldır şeklinde olanlar da var. Hiç yani bunu benim gördüğüm öğretmen çocuğu da var, eğitimci çocuğu da var, doktor çocuğu da var bu şekilde olan. Yani gerçekten sınır tanımıyor. Şimdi o şiddet davranışını marifetmiş gibi öğrenen çocuk ileriki yaşamında da o marifeti devam ettiriyor haliyle. Ödül olan bir davranış. Koruyucu faktörler dediğim o. Hani o eşi cezalandırmaktan önce şikayetçi olunduğunda o kadını koruma altına alabilmeyi başarmalıyız. Ya da sığınma evlerinin sayısı o kadar az ki sığınma evlerinin yerinin belli olmaması gerekiyor. Kadının kimliğinin değiştirilmesi gerekiyor. Kadını istihdam etmek, bir işe sokmak gerekiyor. Yani siz o erkekten korumak için kadını aldığınızda toplumun ortasına bırakıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani erkeği evden uzaklaştırdınız, kadının geliri geçici nafaka bağlanabiliyor örneğin kadın şikayetçi olduğunda boşanmasa bile. Ama nereye kadar? Yani o erkeği nereden takip edeceksiniz? O nafakayı kim tahsil edecek? Çocuk okula gidiyor örneğin, hani okuluna götürmesin mi çocuğu kadın? O zaman adam okuldan da mı uzaklaştırılsın? Çocuktan da uzaklaştırma kararı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yani kadına yönelik şiddet deyince kadın böyle tek başına bir unsur değil. Yani bir aile, bir aynı zamanda anne, aynı zamanda başka kimlikleri var, belki bir işi var. O kadını korumak için bir şeyler yapmanız gerekiyor erkeği cezalandırmadan daha önceki aşamalarda. Aklını yitirmiş bir insanda, yani dediğiniz gibi demans gibi bir rahatsızlığı yaşayan, hı-hı, şizofreni gibi yaşayan, hı-hı, rahatsızlığını bu durumda böyle bir kişiyi öldürdüğü zaman ceza, hı-hı, işlem uygulanmıyordu değil mi? Hı-hı.
Şimdi eğer ki atak dönemindeyse, onun o kadar ince ayrıntıları var ki, tedavi altındaysa, tedaviyle uzun süredir hiçbir belirtisi yoksa, doktor kontrollerine düzenli devam ediyorsa, hastalığıyla bağlantı kurulamayan durumlarda şizofreni bile olsa bir kişi cezai ehliyeti var diyebiliyoruz biz hekimler olarak. Heyet kararı ile değerlendiriyoruz ama bunu hemen bir değerlendirmede değil, ailesiyle görüşerek, iş yeriyle görüşerek, bütün tıbbi bilgilerini toparlayarak, tekrar değerlendirerek. Eğer ki zaten aykırı bir görüş varsa hakem heyetler de değerlendirebiliyor. Yani çünkü bir insanın hayatıyla oynamış oluyorsunuz verdiğiniz kararda. Ya suçunu cezasız bırakmış, karşılıksız bırakılmasına aracılık etmiş oluyorsunuz. Ya da haksız yere bir cezayı almasına aracılık etmiş oluyorsunuz bir bakıma. Şimdi şizofreni ya da işte demans gibi durumlarda şiddet örnekleri tabii ki olabiliyor. Ama onlar genelde böyle sistemli, planlı, işte birine eziyet etmek amaçlı, yıldırmak amaçlı, çıkar sağlamak amaçlı olmaz. Orada bir paranoid bozukluk olduğunu düşünelim, psikoz olduğunu düşünen birinin. Kendisine zarar verileceği duygusuyla kendisini korumak amaçlı bir şey yapmış olabilir. Ya da başka bir senaryonun ürünü. Ama bizim burada sözünü ettiğimiz toplumsal şiddet, kadına yönelik şiddet daha farklı bir şey. İşte yemeğin tuzu niye az? Dayak. Niye soba yanmadı? Dayak. Yani bunlar şaka falan değil. Evet, niye erkek çocuk doğurmadın? Dayak. Ve bunlar Türkiye'nin pek çok yerinde olan ve istisnai işte tek tük örnekler falan değil, çok yaygın. Bu nedenle evet, şiddet davranışının sonuçları şiddete uğrayan kişileri hasta ediyor. Hastalandırma, ruhsal hastalığa kavuşturma gibi bir rolü var ama şiddet uygulayan kişilerin ayrıca hastalıkları olabilir, o ayrı konu, ama şiddet uygulama davranışı bir hastalığın ürünü genelde değil. Hukuksal boyutu var, baro boyutu var, yani bir avukatın olabiliyor. Yani eşimi boşamak istemiyorum, önce bir uzman görüşü alıp sizden önemli bir önlem aldıktan sonra hala da düzelmiyorsa öyle mi boşanmaları gerekiyor? Bana kalırsa öyle. Çünkü o zaman kökten atmak gibi bir şey oluyor. Çünkü kökten hani işte bu evlilik gitmiyor, içinde şiddet var, bitirelim. Ha, bitirmeyi isteyebilir de kişi, ama boşanmak bir süreçtir, bir son değildir. Boşanmanın hem ekonomik, hem sosyal, işte hem duygusal, hem aileyle ilgili, hem çocuğu etkileyen, eğer çocukları varsa, pek çok boyutu var. Şimdi ha dedin mi boşanılmıyor. Değil mi? Bir işte ekonomik güvencenizin olması gerekecek. Belki nerede kalacağınız ev olarak, değil mi? Boşanıyorsunuz. Evet. Eş mi evden gidecek, siz mi evden gideceksiniz? Çocukların okulu ne olacak? Hani okulun yeri de mi değiştirilecek? Hadi siz memleketinize gitmeye karar verdiniz. Kurduğu bir yaşam var çocuklarınızın. Babasını nasıl görecek diyelim ki? Yani o kadar çok bileşeni var ki bir boşanma durumu. Bir düzen dağılıyor resmen. Evet. Yeni bir hayat kuruluyor. Evet. Ve bu hayatta da karşı taraf sizinle işbirliği içerisinde olmuyor. Zaten bir şiddet davranışı varsa anlaşmalı bir boşanmadan çok çekişmeli, çatışmalı bir boşanma söz konusudur. Demek ki sizin yardım almanız gerekiyor bu noktada. Bir kadın kendini gerçekten boşanma süreciyle ve sonrasıyla baş edebilecek güçte hissettiğinde boşanmaya kalkışmalı ya da karar vermeli. Yani ben bugün karar verdim, yarın boşanacağım gibi değil. Boşanmayı düşünüyorum. Bakalım bunun için neler gerekiyor? Ben bunların ne kadarına şu an hazırım, ne kadarına değilim? Sadece kadın için değil aslında, erkek için, bütün çiftler için söyleyebileceğim bir şey bu. Evet, hukuki destek almalı. Evet, bir psikiyatrist yardımı alabilir. İlla ki bir kişinin psikiyatrik bozukluğu olması gerekmiyor. Yani maruz kaldığınız şey, yaşadığınız sorun, şiddet durumu sizin yardım alma kapasitenizi baltalayan bir durum olabiliyor. Ya da kendinizde bir bozukluk olduğunda, ruhsal bir sıkıntı olduğunda bunu fark etmenize de engel olan bir durum. Veya her şey bozukluk anlamına gelmez. Bir de koruyucu psikiyatri vardır. Siz evde şiddete maruz kalıyorsunuz. Ruh sağlığınız yerinde olabilir. Henüz bozulmamış olabilir. Ama sizin uğradığınız şiddete tanık olan çocuklarınız var. Demek ki çocuklarınızın geleceğinin de kararmaması için en azından o anlamda ne yapabileceğiniz konusunda bir psikiyatrik destek almanız iyi olabilir. Yani